10. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. 10. sınıf din kültürü 1. dönem 2. yazılı soruları 3. videonun çekimine başlıyoruz. 1. soruyla. 1. soru. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? 617, 632, 620, 610. Evet, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı tarih 610 tarihidir. A şıkkı olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Kaçıncı soruyu? Birinci soruyu. Evet, bir D. İkinci soru. Müslümanların ilk hicret ettikleri ülke hangisidir? Mekke, Mükerreme, Medine-i Münevvere, Habeşistan, Yemen. Evet, Müslümanların ilk hicret ettikleri ülke arkadaşlar Habeşistan'dır. İkinci soruyu C şıkkı olarak işaretledik. Evet arkadaşlar, şimdi bir hatırlatmada bulunalım. 10. sınıf din kültürü 1. dönem 2. yazılı soruları 3 video. 3 videonun içerisinde 1. 2. 3. videolarda ödüllü bir soru var. O soruyu cevaplayıp yorum kısmına yazan ilk 3 kişiye ödül vereceğiz. Bilginiz olsun. Evet, 3. soru. İslam'ı seçmesiyle Müslümanların güç kazandığı Peygamber Efendimizin hem amcası hem de süt kardeşi olan kişi kimdir? Evet, soruya dikkat ediyoruz. Hazreti Zübeyir, Hazreti Hamza, Hazreti Ebu Talip, Hazreti Abbas. Evet, şimdi arkadaşlar Ebu Talip, Abbas ve Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin amcası. O zaman A şıkkını eledik. Evet, tekrar okuyalım. Müslümanların İslam'ı seçmesiyle güç kazandığı Peygamber Efendimizin hem amcası hem de süt kardeşi olan kişi kimdir? Hem amcası olacak hem de süt kardeşi olacak ve Müslümanların güç kazandığı arkadaşlar kim? Hazreti Hamza Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Üçüncü soruyu B şıkkı olarak işaretledik. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruya başlamadan önce bir hatırlatmada bulunalım. Arkadaşlar, kanalımızın ismi Bilgi Akademi. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tercümesi var. 8 sınıfın toplamda 6'şar üniteden 48 ünitenin tercümesi var. Oynatma listelerinden bulabilirsiniz. 10. sınıfa ait de yine Arapça ders kitabının tercümesi orada var. Yine 10. sınıfa ait sınavda çıkmış sorular var. Bilginiz olsun. Evet, zaten videonun sonunda uzun bir tanıtım yapacağız. Hangi videolar nerede, oynatma listeleri onları göreceğiz. Şimdi 4. soru. Türkçe'de delil, kanıt, işaret gibi anlamlara gelir. Yaygın anlamına göre Kur'an-ı Kerim'in surelerini oluşturan cümleler demektir. Tanımı verilen dini terim nedir? Tilavet, hadis, ayet, kıraat, sure. Evet, Kur'an-ı Kerim surelerini oluşturuyor deyince arkadaşlar sureyi eledik. Birincisini, evet, D şıkkını eledik. Sonra kıraat okuma demek. Tilavette benzer biraz farklı manası olsa da aynı manaya. Hemen hemen o da okuma demek. Burada iki tane şık kalıyor arkadaşlar. Bunlardan birini bulacağız. Hadis de Peygamber Efendimizin sözleri, kavilleri, fiilleri. O zaman geriye ayet kalıyor. Dördüncü soruyu C şıkkı ayet olarak işaretliyoruz. O zaman tekrar ehemmiyetine binaen tekrar edelim. Türkçe'de delil, kanıt yani lugat manası, Türkçe'de derken lugat manası delil, kanıt, işaret gibi anlamlara gelir. Yaygın anlamına göre, bu da ıstılah demek, Arapçadaki ifade karşılığı bu. Kur'an-ı Kerim'in surelerini oluşturan cümleler demektir. Tanımı verilen dini terim ayettir. Evet, dördüncü soruydu. Şimdi beşinci soruya geldik. İlk vahyin gelişinden sonra Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı tereddüt ve heyecanını teskin eden, ona destek olan ilk kişi kimdir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Hatice, Hazreti Ömer. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hulefai Raşidinden arkadaşlar. Hazreti Hatice de Peygamber Efendimizin ilk eşi. 25 yaşında evlenmişti ve Hazreti Hatice validemiz 40 yaşındaydı. Peygamber Efendimizden büyüktü. Şimdi arkadaşlar, buradaki sorunun cevabı C şıkkı Hazreti Hatice olacak. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiği zaman yaşadığı tereddüt ve heyecanını teskin eden
İlk kişi hanımı Hazreti Hatice olduğundan dolayı. Beşinci soruyu C şık olarak işaretledik. Altıncı soru. Peygamber Efendimizin dadısı kimdir? Ümmeymen, Meysere, Halime, Fatıma binti Esed. Evet, Peygamber Efendimizin dadısı kimdir arkadaşlar? Ümmü Eymen'dir. Altıncı soruyu da A şıkkı olarak işaretliyoruz. Yedinci soru. Zat-ül-Nitekayn, iki kuşaklı lakabıyla anılan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Esma binti Ebi Bekir, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Esma, Hazreti Fatıma, Peygamber Efendimizin kızı, Hazreti Muaz bin Cebel, Peygamber Efendimizin Yemen'e kadı ve vali olarak gönderdiği büyük eshab-ı kiramlardan Muaz bin Cebel, Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin zevcesi, Hazreti Usame bin Zeyd, Peygamber Efendimizin evlatlık almış olduğu Zeyd'in oğlu Üsame. Bunlardan hangisidir? İki kuşaklı lakabıyla anılan sahabe-i kiram, Ebu Bekir Efendimizin kızı Esma'dır. Onun için 7. soruyu arkadaşlar A şıkkı olarak işaretledik. 8. soru. Genç yaşta öğretmen olarak görevlendirilen ve vatanından çıkan ilk öğretmen diye anılan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Talha bin Ubeydullah, Hazreti Musab bin Umeyr, Hazreti Usame bin Zeyd, Hazreti Ali, Hazreti Erkam bin Ebil Erkam. Evet, genç yaşta öğretmen olarak görevlendirilen ve vatanından çıkan ilk öğretmen kimdir? Musab bin Umeyr radıyallahu anh'tır arkadaşlar, ilk öğretmen. Onun için burada 8. soruyu B şıkkı olarak işaretledik. 9. soruya geldik. Genç yaşta Yemen'e kadı olarak görevlendirilmiş bilgeliği ve kahramanlığı ile tanınan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edelim arkadaşlar. Genç yaşta öğretmen olarak görevlendirilen var. Bir de kadı ve vali de olacak bunun devamında. Gönderilen bilgeliği yani ilmiyle ve aynı zamanda ibadetiyle de kahramanlığıyla da tanınan sahabe kimdir? Hazreti Ali, Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Hazreti Usame bin Zeyd, Hazreti Erkam bin Ebil Erkam, Hazreti Cafer bin Ebi Talip. Evet, 9. soru için arkadaşlar kimi işaretliyoruz? Tabii ki B şıkkı Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Bu eshab-ı kiramın kabrini ziyaret etmek nasip oldu. Ürdün'ün Suriye sınırında bir köyünde, hatta köyün ismi de yine aynı Muaz bin Cebel Hazretlerinden almış isminde. Orada kabri metfun, yanında da oğlunun kabri var. Küçük yaşta vefat etmiş. Evet, işte bu zat Yemen'e kadı ve vali olarak gönderilmiş, ibadetine düşkün bir eshab-ı kiramdır. Sorularda bu meyanda, yani buna benzer sorular çıkabilir. Bilginiz olsun. 9. soruyu B şıkkı olarak işaretledik. Kanalımda arkadaşlar Ürdün izlenimlerim diye orada bir oynatma listesi var. Ürdün'deki eshab-ı kiramla alakalı belgesel var. Muaz bin Cebel Hazretleri ile hayatını oradan izleyebilirsiniz. Şimdi 10. soru. Türkçe'de delil, kanıt, işaret gibi anlamlara gelir. Yaygın anlamına göre Kur'an-ı Kerim'in surelerini oluşturan cümleler demektir. Tanımı verilen terim nedir? Arkadaşlar bu sorunun aynısı şurada geçti. Burada soru tekrarı olmuş. Nerede? Burada. Evet, dikkat etmemişiz. Orayı ayet olarak işaretlemiştik. Burada değişiklik yok. Yine ayet. Biz devam edelim. Soru tekrar olmuş. Kusura bakmayın. Genç yaşta Müslüman olan Peygamber Efendimizin evlatlığının oğlu olan ve yine genç yaşta komutan olarak görevlendirilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Abdullah bin Mesud, Usame bin Zeyd, Hazreti Musab bin Umeyr, Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebi Talip. Evet, şimdi genç yaşta Müslüman olan, şu yukarıda geçti arkadaşlar. Genç yaşta Yemen'e kadı olarak görevlendirilen, genç yaşta öğretmen olan, burada da genç yaşta Müslüman olan, Peygamber Efendimizin evlatlığının oğlu olan ve yine genç yaşta komutan olarak görevlendirilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Peygamber Efendimizin evlatlığı derken kim? Hazreti Zeyd, onun oğlu Bin, oğlu oluyor Üsame. Onun için 11. soruyu arkadaşlar Üsame bin Zeyd olarak işaretliyoruz. 11. soru B şıkkı. 12. soru. Hicretin 5. ayında muhacirler ile ensar arasında yakınlık ve dayanışma sağlamak amacıyla kurulan muahat, kardeşlik antlaşması sırasında Peygamber Efendimiz kimi kendisine kardeş olarak seçmiştir? Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir,
Hazreti İbrahim, Hazreti Osman. Evet arkadaşlar, Hicret 622 yılında yapılmıştı Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret edenlere muhacirler denir. Medine-i Münevvere'nin yerlisi olup Mekke-i Mükerreme'den hicret eden muhacirlere yardım edenlere de ensar. Bu zaten nasara kelimesinden geliyor, yardım etmek. Ensar denir. Peygamber Efendimiz hicretten 5 ay sonra ensar ile muhacir arasında kardeşlik anlaşması yaptı. Bir muhacir, bir ensar kardeş oldular. Peki Peygamber Efendimiz kendisine kardeş olarak kimi seçti? İşte bunun cevabını arkadaşlar yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Bu soru size kaldı. 12. soru A, B, C, D, E her neyse ne yapıyorsunuz oraya yazıyorsunuz. Evet bitirdik arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3. video bu. 10. sınıf din kültürü 1. dönem 2. yazılı sorularının 3. videosu. 3 videonun içerisinde ödüllü soru var. Onu ilk 3 kişi yorum kısmına doğru şıkkı kim yaparsa ilk 3 kişi olacak ve doğru olacak. Ödüllü sorunun mükafatını onlar kazanacaklar. Evet şimdi 10. sınıfla alakalı olarak oynatma listelerinde neler var onlara bakalım sonra videoyu bitirelim. Bilgi Akademi gördüğünüz gibi evet abonemiz 3390 küsür sizden destek bekliyoruz. Arkadaşlarınıza tavsiyede bulunabilirsiniz. Eğer ki istifade ediyorsunuz. Şimdi 5. sınıftan başlıyor arkadaşlar. 12. sınıfa kadar yazılı sorular var. Aşağıda Arapça ders kitabının tercümesi var. Bizim için önemli olan arkadaşlar 10. sınıf yazılı soruları burada. 23 video var. Toplamda bu 30-35 olacak. İkinci yazılılar başlamadan önce. Temel dini bilgiler, Arapça, din kültürü, Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi gibi bazı derslerin sınavda çıkmış soruların çözümü var. Aşağıya indiğimiz zaman da Arapça ders kitabının tercümesi var. 10. sınıf o da burada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi biraz önce ne demiştik arkadaşlar? Ürdün izlenimlerim diye bir video var demiştik. Bakalım onu nerede bulacağız? Ha, buradaymış. 7 tane video var arkadaşlar. Muaz İbni Cebel Hazretleri Ürdün'de metfun. Evet Yemen'e kadı ve vali olarak gitmiştir. Evet burada çıkan reklamlar arkadaşlar bekliyoruz. Reklamı atla yazısı gelince geçiyoruz. Bunu otomatik olarak YouTube koyuyor. Evet şimdi atladık. Şimdi arkadaşlar Mute Savaşı Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'den canlı olarak anlattığı savaş. 629 Marakat-ı Mute. Mute Savaşı. Buradan arkadaşlar şurada Mute. Medine-i Münevvere burada. Şimdi burada arkadaşlar Cafer bin Tayyar, Peygamberimizin amcasının oğlu Ebu Talib'in de oğlu, Peygamberimizin amcasının oğlu Ebu Talib'in oğlu ve Hazreti Ali Efendimizin kardeşi. Onun metfun olduğu yer Ürdün'ün, burası ilk sahabe-i kiram yani Haris bin Umeyr Hazretleri'nin kabrinin olduğu yer. Bu savaşa neden olan elçi şehit edilmişti. Ondan sonra savaş vuku bulmuştu. Bundan sonra arkadaşlar şöyle ileriye gelelim. Ne var? Şimdi zaten sınavlarda bunlar çıktığı için burada uzunca anlatabiliriz. Evet burası arkadaşlar Zeyd İbni Harise. Burada da zaten yazıyor gördüğünüz gibi. Kabri burada. Şurada metfun. Şurada Zeyd İbni Harise burada. Cafer İbni Tayyar Hazretleri'nin kabri de burada. Onun ismi de burada yazıyor. Burada anlatıyoruz arkadaşlar. Onu siz dinlersiniz. Ve yine Ubeyd İbni Cerrah Hazretleri vebadan dolayı vefat eden sahabe-i kiram. Karun'un hazinelerine yerin dibine batırılması bu farklı. Musa Aleyhisselam Şubesi'nin kızlarına yardım ettiği yer. Bu da buraya yakın bir yerde arkadaşlar. 10 kilometre civarında. Medyen diye bir yer ki zaten Kur'an-ı Kerim'de وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ Medine. Musa Aleyhisselam Medine'ye doğru hareket ettiği zaman ki yaşadığı şeyler var. Hazreti Allah onu Kur'an-ı Kerim'de hikaye ediyor. Orada geçiyor 383. sayfada. Sonra Ürdün'de metfun bulunan peygamber ve eshab-ı kiram kabile. Bu da Şuayb Aleyhisselam'ın hayatı ve Medine halkını bunun helakı var. Buradaki Ürdün'de evet metfun bulunan eshab-ı kiram arkadaşlar. İşte burada Muaz bin Hazretleri'nin kabri var. Ve hayatı da biraz da olsa anlatılmıştır burada. Anlattık daha doğrusu. Bilginiz olsun. Benim size göstereceğim burasıydı. Muaz bin Cebel Hazretleri'nin ismi sorularda çokça geçtiğinden dolayı arkadaşlar buradan bu belgeselleri izleyebilirsiniz.
İmen valisi Muaz bin Cebel Kabri radıyallahu an. Şöyle bakalım. Niçin net değil bu? Evet, burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bir köy. Kabri burada. Muaz bin Cebel Hazretleri'nin. Taraf Lübnan ve Suriye. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Çünkü sorularda çokça isimleri geçti mübarek saatlerin. Bilginiz olsun. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.